bir aradan sonra İDEF'te bu pandemi döneminin bir arasında tekrar beraberiz. Meteksan Savunma olarak İDEF nasıl geçiyor? Biraz bilgi verir misiniz? Evet, teşekkür ederim. Ben Selçuk Alparslan, Meteksan Savunma Genel Müdürüyüm. Şimdi bir kere İDEF'i çok özlemişiz. Fuar yapmayı özlemişiz. Çok kalabalık her yer gördüğünüz gibi. Dünkü açılıştan sonra bugün inanılmaz bir kalabalık var. Herkesin çok büyük ilgisi var. Hem paydaşlar bir araya gelmekten ötürü çok büyük bir sinerji ve elektrik oluşuyor biliyorsunuz. Kullanıcı makamlar, kuvvetler, tedarik makamları, üreticiler, herkes gerçekten bir coşku hakim. Bu açıdan biz çok memnunuz. Çok hoş karşılıyoruz. İnşallah tabii sağlık, sıhhat, pandemi koşulları inşallah kötü etkilemez. Etkilememesini gönülden diliyorum açıkçası. Meteksan Savunma olarak biz çok hazırlandık İDEF'e. Zaten uzun süredir hep yani ciddi ürünler geliştiriyoruz. Bu ürünlerimizle kendimizi göstermek istiyoruz, paydaşlarımızla etkileşmek istiyoruz. İDEF'te bu anlamda bazı ilkleri de gösteriyoruz açıkçası. Öncelikle ULAQ biliyorsunuz. Yani ULAQ burada sergiledik. Herkes gelip soruyor ULAQ'ın alt birimleri nasıl çalıştığı, neler yaptığı, fırsatları yarattığı, katma değer, kuvvet çarpanı olarak sunduğu imkanlar yerli yabancı bütün heyetler son derece ilgileniyorlar. Bu çok büyük gurur veriyor bize. Bu konuda ilerleyeceğiz tabii, daha da ilerleyeceğiz. Bu mesajlarımızı da veriyoruz, fikirlerimizi anlatıyoruz. Onun dışında elektronik harp alanında büyük atılımlı işler yapıyoruz. İnşallah yarın, bugün çarşamba olduğuna göre yarın perşembe bir imza törenimiz var. Savunma Sanayi Başkanlığımızla onun müjdesini verebilirim. Seyrüsefer ET projesi çok gurur verici bir elektronik taarruz sistemidir. Onunla ilgili bir imzamız var. Çok iyi hazırlandık. O çalışmaları yoğun gidiyor. Ayrıca yine İDEF'te ilk kez duyurduk Nazar projemizi. Onun da son aşamalarına geliyoruz. Birinci evresinin son aşamalarına. Nazar bir lazer tabanlı elektronik taarruz sistemidir. O gemilere karşı füzelerin elektronik karıştırmasını yapar. Lazer güdümlü füzelerin ya da optik güdümlü füzelerin lazer teknolojisi elektronik karıştırmasını yapıyor ve etkisizleştiriyor. Son derece özel bir teknoloji. Dünya çapında öncü, büyük devletlerin bile elinde bu olgunlukta olmadığını bildiğimiz derecede nitelikli bir çalışmadır. Onunla ilgili önümüzdeki çalışmaları da anlatıyoruz, vizyonlarımızı gösteriyoruz. Bunlar dışında arkamda Kapan drone savar sistemimiz var. Onun radarı, çevre gözetleme ve drone tespit radarı çok iddialı bir radardır. Çok önemli testleri, kalifikasyon aşamalarını geçti. Yani yurt içinde ve yurt dışında çok ilgi görüyor. Onunla ilgili çözümleri, kullanıcıya nasıl değer katabildiğini anlatıyoruz. Bunlar en temel böyle can alıcı unsurlarımız. Bunun dışında biz İHA sistemleri için, hava platformları için sensörler yapıyoruz. Yine herkesle ilk kez buluşturduğumuz helikopter engel tespit sistemimizi burada gösterdik. O da bizim için çok önemli bir proje, bir ürün. Ülkemiz için de çok önemli. Bence dünya çapında da aslında çok ciddi pazarı olan bir iş. Aktif lazer tabanlı aktif engel tespiti yapıyor biliyorsunuz. Telleri, elektrik hatlarını tespit edebiliyor ve onlara karşı operatörü uyarabiliyor. Çok önemli bir konu, onu anlatıyoruz. Bunun dışında MilSAR radarımız var. Bu yerdeki hareketli hedefleri gerek karada gerek denizde bulan, aynı zamanda da uzaktan bulut üstü radarla görüntü çekebilen bir teknoloji. Burada yarattığımız teknolojik ürünün nasıl fark yarattığını, nasıl değeri olduğunu anlatıyoruz. Paydaşlarımız çok ilgileniyor. Bu açıdan biz de gördüğümüz ilgiyle coşuyoruz açıkçası. Çok memnunuz yani şu ana kadar. İnşallah sağlıkla, sıhhatle böyle devam eder. Bu iletişime, etkileşime, birbirimizi anlamaya, anlatmaya çok ihtiyacımız var. Sizlerin de buna önce olmanızdan ötürü, bir vesile olmanızdan ötürü çok mutluluk duyuyoruz, tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Savunma ürünlerinin ihracatı biraz devletlerin referansıyla oluyor haliyle. Şimdi bu anlamda biz tabii ülkemizdeki tedarik makamlarının, kullanıcı makamların konuya hassasiyetinden çok memnunuz. Çok önemli temaslar var yurt dışından. Gelen heyetler var. Sizler de görüyorsunuz. Yani işte Asya'dan var birçok. Orta Asya'dan, Pakistan'dan, Bangladeş'ten, işte Katar'dan, işte Kuveyt'ten, Umman'dan bir sürü heyetler var. Afrika'dan çok fazla var. Yani herkes gerçekten çok merak ediyor, soruyor. Tabii bu işlerin satışı, ürününüzü çok iyi yapmanız yetmiyor. Ürünün çok iyi referansının da olması lazım. Çünkü yani ürün teknolojik olarak iyi bir ürün olabilir ama kullanımla kendini ispatlar, olgunlaştırır. Bu anlamda biz tabii ürünlerimizi önce yurt içinde denemiş olmak ve silahlı kuvvetlerin referansını almış olması o kadar değerli ki. Çünkü silahlı kuvvetlerimiz dünya çapında da bir referans kurum biliyorsunuz bu işlerde beceri olarak. Biz de yani bu anlamda hem yurt içinde kullanıcımızla yarattığımız değeri onlara gösteriyoruz. Aynı şey mesela ULAQ için de şimdi geçerli. İnşallah ULAQ'la da bir envantere girme başarısı elde ettikten sonra yurt dışında da çok önemli fırsatların açılacağını hissediyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla çok motiveyiz.